Değerli izleyiciler, sıradaki yazımız Fehim Işık'ın yeni Özgür Politika'daki yazısı İkiyüzlülük ve Dirayetsizlik başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Erdoğan iktidarının çevesinin çıktığı, tahtaya çakılı tek çevesinin kalmadığı çok açık. Buna rağmen iktidarını sürdürüyor. Bunun iç ve dış nedenleri var. İç nedenlerini irdelediğimizde devlet içine çöreklenmiş, poliste, orduda çeteleşmiş, MHP ve Ergenekon gibi yapılarla kendi çeteleştirdiği Sadat gibi güçler karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra dirayetsiz muhalefetin de bu ceberut iktidarın sürmesindeki payını göz ardı etmemek gerekir. Dış nedenlerin başında ise Avrupa Birliği ile ABD'nin çıkar endeksli siyaseti geliyor. Son Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuçlarına bir bakın. Çıka çıka derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun sürdürülmesi kararı çıktı. Bu görüş ayrılıkları da öyle sanıldığı gibi insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu gibi meseleler değil. Açık demek gerekirse Avrupalıların istediği başlıklarda tavizkar davranan Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında dillendirdiği tehditlerdir. Bu tehditlerin başında da mülteci siyaseti geliyor. Libya'dan çetelerini çekiyor. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği devletlerinin istediği rotaya geldi. Yine Mısır'la arayı iyi etmek için Batılıların bir dediğini iki etmiyor, Sisi'yle uzlaşabilmek için her türlü şaklabanlığı yapıyor. Bunları da alttan alta yapıyor. Derdi Batılıların isteğiyle verdiği tavizlerin geniş halk kitleleri tarafından öğrenilmemesi. Öyle ya, geçmişte milliyetçi ve ırkçı hamasetle soslayıp halka pazarladığı bu yayılmacı siyasetin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika cephelerinde geri adım atıyor. Elde ise Kürt halkına dönük düşmanlık siyaseti, Rojava ve Başur'daki işgal alanları kaldı. Hamaseti bunlar üzerinden sürdürürken Batılılara verdiği tavizlerin görünür olmasını istemiyor. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Erdoğan'ın bu mesajlarını okumuş olacak ki onlar da Erdoğan rejimini övdükçe övüyor. Yetmez, onun elini güçlendirecek adımlar atıyor. Yani tam bir ikiyüzlülük. Batılıların Türkiye ile ilişkilerinde öne çıkan iki başlık var. Bunlardan ilki Türkiye'deki milyonlarca göçmeni Avrupa'dan uzak tutmak, ikincisi ise hem Türkiye iç pazarına dönük ekonomik çıkarlarını korumak hem de Türkiye üzerinden Orta Doğu'da daha geniş pazarlara açılabilmek. Bu çıkarlardır ki Avrupa gibi kendini değerler manzumesi gören bir topluluğu Türk Devleti ile suç ortaklığına kadar itebiliyor. Avrupa'nın bu ikiyüzlülüğüne başını CHP'nin çektiği dirayetsiz Millet İttifakı muhalefeti de eklenince değmeyin Erdoğan'ın keyfine. Bu muhalefet umudunu sadece seçime bağlamış. Erdoğan'ın saldırılarıyla zayıfladığını varsaydığı Kürt seçmenin HDP'nin kendine mecbur kalacağını hesap ederek Kürtlere ve HDP'ye dönük saldırılarda Erdoğan'a cepheden karşı çıkmıyor. Libya, Doğu Akdeniz, Mısır gibi konularda atılan adımları zaten destekliyorlar ve ileride Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerindeki pürüzlerin ortadan kalkacağı gözüyle bu meselelere bakıyorlar. Rojava ve Başur'daki işgal siyasetine gelince, bu işgal ve saldırılara başından beri destek vermiş bir zihniyeti temsil edenlerin Erdoğan bu siyasetten vazgeçtiğinde karşı çıkacağını tahmin etmek içinse müneccim olmaya gerek yok. Peki Erdoğan ne yapıyor? Seçim yasasını kendi keyfince düzenleyip 400 vekili garantilemenin hesabını yapıyor. Bunu yapar mı? Yapar. Bugünkü dirayetsiz muhalefete de bu şekilde devam ederse adam kazandı demekten başka bir şey kalmaz. Yani sorun Erdoğan değil, içerisiyle, dışarısıyla Erdoğan'ı bu hale getiren ikiyüzlülük ve dirayetsizliktir. Bunu düze çıkmanın ilk adımıdır.